Testisler normal şartlarda sperm hücreleri ve erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu üretir. Testisler her gün milyonlarca sperm hücresi üreten küçük tüplerden oluşur. Bu tüplerin arasında testosteron üreten hücreler yer alır. Meninizde hiç sperm hücresi yoksa veya çok azsa, üroloğunuz tıkanıklık veya sperm hücrelerinin üretiminde bir problem olup olmadığını kontrol eder. Üretim sorunu tüplerin sperm hücresi üretmeyip çoğunun boş kalması demektir. Bazı tüpler sperm hücresi üretse bile bu o kadar azdır ki menide hiç sperm olmaz veya neredeyse yok denilebilir. TESE işleminde sperm hücrelerini testislerden almaya çalışırız. TESE, testiküler sperm ekstraksiyonu demektir. TESE işleminden önce üroloğunuz uygulamanız gereken yaşam tarzı değişikliklerini ve kullanmanız gereken takviye veya ilaçları size açıklayacaktır. TESE ameliyatı için yalnızca bir gün hastanede yatacaksınız. Ameliyathanede üroloğunuz testislerinizden doku alacaktır. Üreme sağlığı laboratuvarında analistler tüp içeriğini boşaltacaktır. Sperm hücreleri bulunursa bunları sizin için donduracağız. Bu sperm hücrelerini tüp bebek işleminin sonraki aşamasında kullanabilirsiniz. Buna TESE-IGCI prosedürü denir. Ameliyattan sonra 2 hafta boyunca dinlenmelisiniz. Ağrı, morarma veya yarada enfeksiyon yaşayabilirsiniz. Bu yan etkiler zamanla geçtiği gibi ilaçla da tedavi edilebilir. Devamında bazı erkek hastaların testosteron testine ihtiyacı olabilir. Ameliyat günü test sonuçları elinize ulaşacaktır. Tüm TESE işlemlerinin neredeyse yarısında sperm hücresine rastlamıyoruz. Bu genellikle tüm tüplerin boş olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak tüm işlemlerin diğer yarısında da sperm hücreleri bulabilmekteyiz.